Server'a ilk ben girdim. Şimdi diğer oyuncuların girmesini beklemem lazım. Bir dakika ya, Bed Wars oynamıyoruz ki. Okula geldik. Artık istediğim kadar sabahtan akşama kadar bilgisayara oturamayacağım. Bu çok üzücü bir durum. Her neyse, bütün sıralar boş. Şöyle arka sıralardan bir yere geçebilirim. Yeah. Evet arkadaşlar, şu anda sınıfa girdim. Sadece tek kişi gelmiş ama sorun yok. Biz hemen şöyle ön sıralardan birisine geçelim. Karamel, ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum tabii ki. Sen ne anlarsın ki? Ya ne dedim ki? Sadece sordum. Kanka! Kanka! Ya canım benim yanım. Nasılsın kanka ya? Tatil nasıl geçti? Harika geçti kanka. Vallahi seni çok özlemişim. Canım benim. Portakal kafalım. Benim canım dumanım. Seni çok özlemişim. Gel bir daha sarılalım. Aman Allah'ım ya. Hiç görmek bile istemiyorum. Hadi yerimize geçelim. Dedikodular ve moda yürüyüşleri başlasın. Hadi. Bu arada bu kameranın burada ne işi var? Vlog mu çekiyorsun? Evet kanka, birlikte çekeriz. Günaydın. Sana da günaydın. Nasılsın? İyiyim. Ders çalışmaktan gözlerim bozuldu. Ben artık gözlük takacağım. Kanka kusura bakma ama ineğe benziyorsun. Teşekkür ederim canım. Ben de şuraya geçeyim. Niye yanıma gelmiyorsun? Sana ne Allah Allah? Yeniden doğan kahraman. Okulu sevmeyen ama gitmek zorunda olan tüm arkadaşlarım. Bu sene gerçekten çok zor bir sene olacak. Çünkü 7. sınıfa geçtik. Gerçekten zor olacağını biliyorum. Ama biz 7'deyiz. Yani dayanabiliriz. Dayanırız. Yani hiç zor olacağını zannetmiyorum. Okul hemen geçecek ve 2019 yılına geçeceğiz. 2023'e kadar sabredin. Bordan sınıflarımız olacak. Korkmayın. Bor kaplı defterler, bordan sıralar. Bor zengini olacağız. Amerika bize yalvaracak. Dolar düşecek. Ülkemiz büyüyecek ve Suriye'deki savaş da bitecek. Aslında bitti ama sınıftakiler de artık... Yani sınıftaki Suriyeli bile gerçek ülkesine geri gidecek. İstanbul'daki turistlere son vereceğiz. Artık yani İstanbul'daki turistlere son vereceğiz. Çünkü İstanbul'da bize yer kalmayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ne yani, bu konuşmaya ihtiyacınız yok mu? Çok iyi geldi. Tamam, şimdi bir yere geçebilirim. Hemen ön sıraya geçeyim. Şöyle otursam daha iyi olur. Az yer kaplarım hem. Bu neydi şimdi ya? Resmen Recep Tayyip Erdoğan konuşması yaptı. Bence de. Bu askılık sanırım. Tahta bu da. Bu da halı. Bu da sıra. Bu da öğrenci. Ne yapıyorsun ya? Ders çalışıyorum. Bu da öğretmenin masası. Bu da kamera. Bu da hesap makinesi. Bu da duvar. Evet, yine dersime çok iyi çalıştım. Hemen yerime geçebilirim. Yani yerime değil, seçtiğim yere. İyi misin? Kankamı gördüm, kanka dansı. Ne haber Alev? Oo kanka, ne haber? İyi senden. Yanım boş, hadi gel. Hadi. Ay. Mükemmel. İyi misin kardeşim? Beyinde hasar var mı? Çok iyiyim. Hem de çok. Düzenim bozuldu. Konuşmam da kaydı. Ama ben iyiyim. Her zaman mutluyum. Ama artık değilim çünkü okullar açıldı. Gerizekalı ya. Geldim. Ya benim kankam nerede kaldı? Yanında kimse oturmayacak mı? Senin ikizin niye bu sene buraya gelmedi ki? Yan sınıfa düştü. Ne yapayım? Tamam. Benim abim de yan sınıfa düştü. Aramızda 3 dakika falan var zaten.
Günaydın. Günaydın. Boş bir sıra varmış en azından. İyi açıldık ya okul ya. Siz bir de bana sorun ya. Sabahtan akşama kadar bilgisayar oynuyordum. Oynayamayacağım. Ben Zula'ya Minecraft'a, Call of Duty'ye, CSGO'ya, PUBG'ye nasıl gireceğim? Hepsini aynı anda oynayamam ki. Uf. Bu arada bu kadar oyun oynuyorum. Zula var, Minecraft, PUBG, CSGO var. Ondan sonra başka ne var? Call of Duty var. Oyunlara bayılıyorum. Ama ailemden olmuyor işte. Hatta iki tane ablam var. Onlar benden daha yüksek bir sınıfa gidiyorlar. Onlar hiç bakamıyorlar. Ağlayacağım. Karamel bir baksana. Efendim abi. Yanında para var mı senin? Var abi. Ne oldu yoksa bana verecek misin ya? Abi ne kadar da düşüncelisin. Bana para mı vereceksin? Eğer param olmasaydı bana para mı verecektin canım abim? Ne kadar yanlış anladın ya. Param varsa bana ver diyecektim. Benim yol param yok. Benim de kendi yol param var o zaman. Sana verirsem ben nasıl eve gideceğim? Seni kaçak olarak götürelim. Ya bilmiyorum ben nasıl eve geri döneceğim. Ne yapayım ya? Yürürsün artık. Öküz ya. Ne yapıyorsunuz ya? Biz de kanka dansı yapıyoruz. Allah aşkına bir daha dans etmeyin. Oturun şuraya. Neyse kankacığım hadi gel. Gelmeyen tek kişi kaldı sanırım. Aynen birazdan hocalar gelir. Bak zil çaldı. Aynen. 15 dakika sonra. Hoca gelmedi ya. Acaba yanlış zil miydi? Sanmıyorum ya. İnşallah yanlış zil değildir. Yaklaşık 15 dakikadır oturuyoruz ve dışarıda voleybol oynayanlar var. Şimdi yanlış zilse bu, biz sınıfta 15 dakikadır boşuna oturuyoruz. İnşallah doğru zildir ya. İnşallah ben o 15 dakika içerisinde 3 tane lahmacun bitirebilirdim. Lahmacuna nasıl bağlayabildin? Meslek sırrı. Günaydın çocuklar. Sağ olun hocam. Bir tek ben söyledim galiba. Ben sizin İngilizce öğretmeniniz Sahlep. Bu sene İngilizce dersini beraber işleyeceğiz. Hocam ben sizi çok iyi izlemiştim zaten. Geçen sene çok iyi anlaşıyorduk sizinle. Aynen yavrucuğum. Ben de seni çok özledim. Sınıfımıza yeni gelen bir kişi var mı? Yok hocam yok. Tamam. Bu sene sizin sınıf öğretmeniniz ben olacağım. Zaten pazartesi ve perşembe günleri bizim İngilizce derslerimiz var. Yani haftada 4 saat. O zamanlarda görüşürüz. Zaten hepinizi tanıyorum. O yüzden bu derste sizin için ders programını vereceğim. Sınıf başkanını, yardımcısını ve ödev kontrolcüsünü seçeriz. Olur hocam. Yaz tatilinde neler yaptınız bakalım? Hocam ben başlayayım mı? Başla. Hocam ben yaz tatilinde genellikle telefonla oynadım. Tabii kitap da okudum. Dersimi de yaptım. Yani ne halim varsa gördüm hocam. Yani nasipti. Köyümüz Artvin'e de gittik. Güzel bir tatilmiş. Anlatmak ister misin Duman? Tabii hocam. Evde öküz gibi yattım. O kadar. Hocam ben Zula'da birinci oldum. Bak şimdi o Zula'yı alıp artık. Sus ya, sus ya. Başlatma Zula'na bak. Kafana koyacağım şimdi. Lütfen kapa çeneni. Ya gamerlara saygı lütfen. Free gamer. Hocam benim yaz tatilim de iyiydi. Bayağı yemek yedim. Kilo da aldım hatta. Kötü olmuş. Şimdi defterlerinizi çıkarın. Ders programınızı vereceğim. Tahta yazacağım. Siz de alın. İkinci derste başkanı, yardımcısını ve ödev kontrolcüsünü seçeceğiz. Tamam. Ya sen her şeye burnunu sokmak zorunda mısın ya? Senin bor muhabbetinden daha iyidir Alev. Tamam bunu alın. Zaten birazdan da zil çalar. 3 dakika sonra. Herkes aldı mı? Evet.
İyi. Bakın zille çaldı zaten. Birazdan yani bir dahaki derse girdiğimiz zaman sınıf başkanının yardımcısını ve ödev kontrolcüsünü seçeceğiz. Hadi vloğa devam edelim. Kamerayı ben tutarım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir akıl vloğu yapıyoruz. Çok güzel bir gün. Okul vloğu yapmak için. Gerçekten şöyle sınıfı göstereyim. Sınıf şöyle. Şöyle dışarıya çıkacak olursak böyle öğrenciler var. Gelelim. Gerçekten çok güzel bir gün bugün. Yani cidden ben bayıldım bugüne. Ay. Bayılamadım. Kurdum. Helal. Evet arkadaşlar. Ne yaptın ya gene? Ya ben mi düşürdüm Allah Allah? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha önce bir aksaklık yaşandı ama ne yapayım yani. Düştü. Ya. Kanka tamam olmuyorsa zorlama kapat gel. Ah. Zil ne çabuk çaldı ya. 5 dakika bile olmadı. Çocuklar biri bir yere tükürmüş. Orayı sildim. Ayy. Neyse hadi hocam artık başkanı seçelim. Aynen. Şimdi başkanlık adayları şöyle buyursun lütfen. Ben. Evet çocuklar bu 3 kişiden biri. Ya var ya Felix bize Minecraft'taki gibi yaşamayı falan öğretir ya. Bahçede herhalde kuşları avlarız. Aynen ot yolları sonra onları ekmeye falan çalışırız ya. Bence Felix'e değil de Alev'e oy verelim. Bence Güneş'e verelim ya. O daha iyi yönetir. Tamam hadi bakalım Güneş'e verelim. Tabii ki de kankama oy vereceğim. Kime verelim? Ben mi? Ben Güneş'e vereceğim. Ben de Alev'e vereyim o zaman. Ben tabii ki de kankişime Alev'e. Ben de Güneş'e. Çocuklar yani Felix'e oy veren kimse yok mu? Yok. Püh. Bu durumda ben başkanım, Alev de yardımcım. Evet, dediklerimi dinleyin. 2023'te çıkacak bordan eşyaları düşünün. Bordan kolyeler, bordan küpeler, borlu limerler, bordolu pastalar muhteşem olurdu. Şu borun değerini anlayın artık. Bor önemli. Anladık ya ne bormuş. Her neyse bir de ödev kontrolcüsü seçmemiz gerek. Yerimize geçelim hadi. Tamam. Kimler olmak ister acaba ödev kontrolcüsü? Hocam ben hocam. Ben hocam. Tamam Lexi sen ol. Yaşasın. Yine zilimiz çaldı. Önümüzdeki iki dersimiz var çocuklar. Sonra öğlen oluyor bildiğiniz gibi. Öğlen arasında eve gidebilirsiniz. Çünkü öğleden sonra ders hiç işlenmeyecek. Yes. İki dersiniz var yani önünüzde. O iki dersiniz de farklı olacak. Bir tane matematik var. Önünüzde bir de Türkçe. Sınıf defterinizi getirdim. Bakalım burada ismim var mı? İki ders kalmış. Önce matematik mi var, Türkçe mi? Türkçe. Tamam. Ya yine zil çaldı. Ne kadar erken çalıyor ya. Teneffüs 5 dakika mı? Görevimi yapmam gerek. Lexi yerine geç bak yazarım. Evet yazarız. Bordan tahta kalemleriyle. Sus artık başlarım boruna. Bor önemli tamam mı? Neyse kanka bunlarımızı takacağı falan yok. Sohbet edebiliriz. Nasıl oynuyorum diye kızıyorsunuz. Minecraft'a kızıyorsunuz. PUBG'ye kızıyorsunuz. Bunların konuşmasına kızmıyorsunuz. Sana bir şey mi dedik?
Her neyse, acaba benim dizim ne zaman başlayacak? Hangisi ki senin dizin? Şey, ben Ölümsüz Minişi izliyorum. Ha, o Eylül'de başlayacak. Yani bu ayda, sanırım 20'sinde. Bugün 21'i, o zaman ne zaman başlıyor? Dizin hangi gün çıkıyor ki senin? Perşembe günü. Haftaya perşembe başlar o zaman. Şimdi fragmanı vermişlerdir. Aynen. Oha, bize kaç eksi attınız? 21 tane. Gördün mü 21 Eylül'ü? 21 eksiniz var. Yani sözleriniz 0-0-0. Hem de bordan. Lexi, sen de geç yerine. Üf, tamam. Neden ayaktasınız? Biz sınıf başkanıyla yardımcısıyız hocam. Tamam, şimdi yerinize geçebilirsiniz. Günaydın. Sağol. Çocuklar, ben sizin yeni Türkçe öğretmeninizim. Bundan sonra bu sene sizin dersinize ben gireceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim, bana hiç dini konularla gelmeyin çocuklar. Ben öyle imanlı bir insan değilim, ben ateistim. Lütfen bana dinle ve imanla ilgili hiçbir şey söylemeyin. Hoca, ateist mi yani? Hocam, yanacaksınız. Nerede yavrucuğum? Acaba nerede yanacağım? Davlumbaz fırınında hocam. Cehennemde tabii. Nerede yazıyor bu? Kur'an'da. Hocam, gerçekten ateist misiniz? Evet yavrum, ben gaybe inanmıyorum. Hoca, gavur çıktı ya. Oysa ben bunun kökenini Rize diye biliyorum. Hoca yeni mi? Sanırım yeni. E nerede gördün o zaman? Nüfus cüzdanı masasının üzerindeydi. Ben de öğretmenler odasına girdiğin zaman masada gördüm. Doğum yeri Rize. Anladım. Evet, ilk konumuz sıfatlar. Hocam, size sıfatınızı tüküreyim ya. Şey mi dedin yavrucuğum? Yok, demedim. 35 dakika sonra. Evet, bu dersimiz de sona erdi çocuklar. Hoca nasıl bir insan ya? Ben onun ateist olduğunu bilmiyordum. Bir de ön sırayı dinledin mi bilmem ama Rizeliymiş kadın. Sen nereliydin? Artvinli sen. Ben Samsunluyum. Ben de Malatya. Ben buralıyım ya. Karamsel Devlet Hastanesi'nde doğdum ben. Yazık. Ne zaman hoca girecek? Yani bir dahaki zilimizin çalmasına 41 dakika var. Yani birazdan hoca girer. Tamam. Günaydın. Sağol. Nasılsınız bakalım? İyiyiz hocam. Hocam, gözleriniz cidden çok güzel, masmavi. Yoo, kahverengi işte. İki gözümde farklı renk çocuklar. Sanki gözümüze kadar sokmasan bilmeyecektik. Allah Allah ya. Çocuklar, ben sizin yeni matematik öğretmeninizim. Bu sene birlikte matematik işleyeceğiz. Ve yeniyim yine. Eskiden sizin dersinize kim giriyordu? Pati Hoca giriyordu hocam. Tamam. Dersimize başlayalım. Ders bittikten sonra. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadardı ve dediğimiz gibi öğlen arası oldu. Evinize gidebilirsiniz ya da durabilirsiniz, fark etmez. Hoşçakalın. Karamel, yürü eve gidiyoruz. Herkesten borç aldım. Tamam, hadi gidelim. İlk gün güzeldi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.